Ne oldu benim Ayşem? Niye ağlıyorsun? Ben ağlamayayım da kim ağlasın ağam? 3 gün gittim diye babucum değildi ama da vizyona atılmış. Ah benim kuddüm, ah benim kuddüm. Ben senin derdini anlıyorum ama sen de beni anla ne olur ya. Şirket battı batacaktı, ne yaptıysak ne ettiyse kâr etmedi. Mühteberin parası bizim son çaremizdi. Mühteberin parası var diye ona resmi nikah kıyıyor. Aziye'nin oğlu yarıcı kazandı diye onu hanıma yapıyor. Ben neciyim? Dış kapının dış mandalı gıcık bir Ayşe'yim değil mi? Ah benim gıcık Ayşe. Ya benden ne istiyorsun sen ya? Ben ne yaptım ki ne? Hak geçmesin, adaletli olsun diye tuttum yarışlar yaptım değil mi? Yarışları Hazar kazandı. Kazanmadı mı? Ben de Asiye'ye hanımı alıverdim. Yani ben vermedim, o kendiliğinden aldı. Mühtebere gelince ya o başka, o hakikaten başka bir çarem. Ne yapayım? Ne yapayım? Ellerimle büyüttüğüm şirketim batsa mıydı? Kuttuk Ayşem. Ben ne yapayım ha? Kendisi sucuk yemekten başka ben ne yapayım? Tamam bırak artık kızım sen de şu elindekini ya. Hasta olacağım, başıma iş açacaksın ya. Bir de seninle uğraşmayayım. Bak benim Ayşem, beni anla Allah rızası için ya. Benim verecek bir ağlığım, bir de resmi nikahım vardı. Onları da söke söke aldılar. Benim sana verecek bir şeyim kalmadı ki ne. Kaldı ağam. Kaldı. Ne mi kaldı? En kıymetli şeyin kaldı. Neymiş kız o? Kendin ağam. Kendin. Bak bundan sonra ne Mütebe karısının yanına yatacaksın, ne Asiye karısının yanına yatacaksın. Sadece benimle yatacaksın, tamam mı? Ya benim Ayşem hiç öyle bir şey olabilir mi? Ne diyorsun sen ya? Biliyordum, bana hiç değer vermediğini biliyordum. Benim senin gözünde bu kadar değerim yok. Tamam be Ayşem, tamam ya, tamam, tamam. Al, at şunu ya. Nasıl istiyorsan öyle olsun, tamam, tamam. Biliyordum ağam, biliyordum beni kırmayacağını. Ağam, ağam. Ayşe, ha. Dur kızım. Hadi duramam. Ya dursana. Duramam. Ya Ayşe, şunu buraya sana. Ya Ayşe dur diyorum. Duramam. Ya dur. Yapma lan Ayşe.